İnşallah. Sorularınızı olursa alacak. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Maçın sonucu, yaptığımız maçın başındaki plana hiç uyan bir sonuç değil. Beklediğimiz bir sonuç değil. Özellikle eksik kalmayı hiç umduğumuz bir sonuç değil. Hiçbir mazerete sığınmadan biz bu sonuçları alacak bir takım değiliz. Bu sonuçları almamalıyız. Bunun artık tamamı ve süresi dolmuştur. Dolduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe kendi gücünü rakibine kabul ettirecek her türlü davranışı ve tavrı sahada göstermek zorunda. Bütün oyuncularımız bunu anlayacak ve bilecek kariyere ve bilgiye sahip. Hepsi deneyimli oyuncular. Evet, genç oyuncularımız da var arada ama hepsi bu konuda çok daha deneyimlere sahip ve çok daha iyisini yapabilecek oyuncular. Oyunun bir 15 dakikalık bölümü, başından bazı bölümleri, ilk yarının özellikle son bölümü, oynadığımız oyunu daha fazlasına yaymak ve bunu hep oynuyor olmak ve bu pozisyonları üretmek bizim amacımız, hedefimiz. Oyunculara bunu anlatarak bunun uzun süre oynayabileceğimiz hedefe ulaşmak zorunda olduğumuzu da söylemek zorundayız. Ama bunun dışında kalan süreçteki mücadele ve oyundaki tavır Fenerbahçe'nin tavrı olmamalı. Kendimizi bu konuda eleştiriyorum. Tabii bunu ayağa kaldıracak ve bu süreci yaşayacak bir zaman dilimi önümüzde çok kısa ve hızlı. Lig var pazartesi. Tekrar kupa oynayacağız ki biz bu turu geçeceğiz. Ve onun arkasından Avrupa yine tekrar gelecek lig maçlarından sonra. Yoğun tempo ve bu oyuncularımızı kullanacağız. Bir taraftan da Sayın Başkanımızın da açıkladığı gibi bir dönem var. Transfer dönemi ki zor bir dönem. Bunu özellikle bu devre arasında yaymak ve hızlandırmak oldukça zor. Bütün bunların içerisinde Fenerbahçe en kısa süre içerisinde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki ben oyuncularımızın bu sağduyu göstereceğini düşünüyorum. Bu yetenekte ve beceride oyuncularımız da var. Evet, bazen hiç ummadığınız bu 10 kişi kalma işi oluyor ama bunun tepkisini son 10 dakikada verdiğimiz gibi sahaya yaymalıyız. Zaman çok kısa. Kısa zaman içerisinde de bunu yapacak hem beceriye, hem yeteneğe, hem cesarete sahip olduklarını düşünüyorum. Ve onları ayağa kaldıracak olan da biziz. Hocam, kaçırdıkça... Onunla attığı gollerle ilgili paylaşımda bulunduk bugün. Oturduk. Nasıl gol attığıyla ilgili oldukça eskiden başlayan güzel bir 45 dakika geçirdik. Ve bunu tekrar etmeyi de düşünüyoruz. Bazen maalesef olmuyor. Yani ne yaparsanız yapın ama bu oyuncunun daha önceki yıllardaki gol becerilerini ve gol yeteneğini hepiniz biliyorsunuz ki yaklaşık bugün itibariyle biz 90 tane golünü izledik beraber. Nasıl atmış, hangi bölümden atmış, hangi tarzda paslarla bu işi gerçekleştirmiş ve onu ben girdiği pozisyondaki duran toptu galiba. Vuruşunun dışında oyundaki isteği, arzusu, coşkusu bazı maçlara göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bu yeter mi? Hayır, Fenerbahçe'ye gol lazım. Bizim oyuncumuz, hadi bakalım bir yere koy, onu diyemeyiz. Sonuçta onunla ilgili onu da ayağa kaldıracak her şeyi yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz da. Umarım o da hızlı bir şekilde geri dönecek. Bursa maçında cezalı. Bursa maçında olmayacak aramızda. Onun arkasından tekrar Ümraniye ile kendi sahamızda oynayacağız. Seyircisiz oynayacağız. Bu turu geçeceğiz. Şimdiden söyleyeyim, geçmeliyiz. Ve Fenerbahçe yoluna bundan sonra da asla kaybetmeden devam etmek zorunda. Bunu artık dolu tarafına bakalım ve dolu tarafından değerlendirelim. Fenerbahçe'nin hangi takım olursa olsun, bu takım dahil olmak üzere, biz kendi aramızda yaptığımız, konuştuğumuz ve Fenerbahçe için düşündüğümüz ve duyduğumuz duygularımız aynen şu şekilde. Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Her maç için kazanma tavrı gösterir. Bu kazanma tavrını gösterecek oyuncularla oynar. Ben şimdiden söylüyorum, Fenerbahçe takımı kazanma tavrıyla sahaya çıkacak. Gerekiyorsa 4 maç, 5 maç, 6 maç aynı kadro olacak ama kazanma tavrı içinde olanlarla oynayacak. Ve kazanma tavrını da devamlı sahada gösterecek. Bunu ben söylüyorum ve bunu yapacağız. Hocam,
Futbol. Var bulursunuz. Sonuçta kaçırırsınız. Futbol. Ama transfer konusuna gelince de transfer konusunda biliyorsunuz bu aylardaki transfer çok çok zor. Herkesin oyuncusu var. Oyuncularını vermek istemeyenler var. Boşa giden oyuncuların problemleri var. Yani bu dönem zor bir dönem. Ve herhangi bir oyuncuyu da almadan çok dikkatli davranmak zorundayız. Ve bunun en iyisini emin olun ki Fenerbahçe yapacaktır. Yani sizin beklentiniz alsın, vursun, gol olsun. Sizin beklentiniz 3 kişi çalmasın, gol atsın. Yani tabii bunlar çok zor şeyler. Bu beklenti devamlı yükselerek devam ediyor ve her olmadığında daha büyük beklenti yaratılıyor. Ama şu bir gerçek ki futbol özellikle globalleştikçe takımlar daha disiplinli ve kompakt oynadıkça rakiplerin ne olduğu değil, nasıl oynandığı maçlar önemli. Bu bir süreç. Ben elbette eksiğimiz var mı? Var. Oyuncu sayımız çok fazla mı? Değil o bölgede. O bölgeye bir takviye, daha kaliteli, daha deneyimli, daha bu kaygıyı ve stresi yönetebilecek oyuncuyla iyi olur muyuz? Çok daha iyi oluruz. Ama elimizdeki oyuncuları kaybetmek diye bir şey yok. Onlar bizim oyuncularımız ve kaybetmemek için uğraştığımız oyuncularımız. Bunları da sürekli devamlılığını sağlamak zorundayız. Bu olayın iki yolu var. Birisi fiziksel, birisi psikolojik. Hem fiziksel hem psikolojik takımımızı rahatlatmak ve iyi durumda getirmek zorundayız. Taraftarlarımızdan onun için anlayış bekliyoruz. Bu süreci nasıl kaybetmeden kazanarak yapacaksın? Kaybettiğinizde zaten olmayacaklar. Kazanma yoluna gitmeliyiz. Onlar da insan sonuçta. Evet, hata yapılabilir. Hatadan çıkmak için desteğe ihtiyaç var mı? Evet. Biz de onları desteklemekle yükümlüyüz. Son soru var. Şimdi Elif Elmas genç bir oyuncu. Elif Elmas'ın Fenerbahçe'nin aldığı sonuçların, problemli sonuçların ya da istemediği sonuçların içinde olan genç bir oyuncu olarak en hızlı yıpranan oyuncu. Bu çok genç bir oyuncu. Sonuçta deneyimsiz. Dolayısıyla en çok etkilenenlerden bir tanesi olacak. Zamanda dinlendirmek, zamanda oynatmak, takımın yükselişine göre onu değerlendirmek gerekiyor. Elif gibi bir oyuncuyu kaybetmek asla kimsenin düşündüğü, en son düşündüğü şeydir. Elif bence kıymetli, değerli bir oyuncudur. Ama hani basketbolda çaylak oyuncular denir. Zaman zaman çıkış olur ama takım sonuçlara gitmeye başladığında Elif de çok farklı bir değer olarak karşımıza çıkacaktır. Biz asla değerlerimizi kaybetmekten yana değiliz. Onlar bizim için bir değer. O değerlerimizi kazana kazana gideceğiz. Elbette bir takımın gidişi, yükselişi, inişi olacak. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe takımı bundan sonra ki çok net görünen şeyler var. Biz 3 resmi maç oynadık ve bu 3 resmi maçın içinde bugün mağlup olduk, eksik kaldık. Bunun mağlup olmamanın yolunu biz kendi içimizde çözmek. Ha, transferler gelir gelmez, evet geldi, elbette katkıda bulundu deriz. Alırız ama çözmek ve bu çözümü de sahaya koymak için biz beraberiz. Oyuncularımızla beraber yapacağız. Ve ben onların bunu yapacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.